Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Amerika Xitay'nın yeni iki şirketini karı tizimdeki kere gözde. Amerika Saudi Ministerliği Xitay'nın Skyrizon şirketini bulsa, harbiyler bilen münasebetlik şirketler tizimlikiki kirgüzgarlikini ilan kıldı. Amerika Saudi Ministerliği yukarıdaki her iki şirketinin Amerika'nın devlet bir hatarlikiki xavup şekillendirvatkanlıkını eskertti. Devletlik Deniz Okyan Nift şirketinin Xitay'nın Cenubi Xitay Deniz'deki koşunlarına heyvi körüstüşüge yardım kılgallıkıgı işaret kılınan bayanatta Skyrizon şirketinin harbi ayruplan motorları katarlık mahsulatlarını terakki kıldırış iktidarıgı iki işkerliki oturgu koyuldu. Amerika Saudi Ministeri Wilbur Ross bu aktiki bayanatıda Xitay'nın Cenubi Deniz'deki pervasız hareketleri bilen korallanış tirişçallıkı üçün teknikiye erişiş yoludaki tacavuzcu pozisyasının Amerika ve halkara cemiyetinin bihaterlikiye tehdit şekillendirgenlikini bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı Hayeti Xitay'da. Dünya Sahiye Teşkilatı Alımlar Hayeti Xitay virüsü yukumunun qayerdin ve qandaq otturgı çıkallıqını tekşürüş üçün Wuhan'ga ketti. Alımlar hayeti Xitay virüsü yukumi en dastlab otturgı çıkan Wuhan'da tahminen bir ay boyunca yukumunun otturgı çıkış sebeplerini tekşürüdü. Beijing dairelerinin itirazi en dastlab otturgı çıkan virüsünün kan tarqılış sebeplerini tekşürüş vazifesinin keçiktürlişige sebep bulgan idi. Növete Xitay virüsünü yuşurup, onunla karşı baldur hareket kılışını keçiktürüş ve Wuhan şehirde 2019 yılının ahırları oturgu çıkan virüsünün tarqılıp gitişige yol koyuş bilen ayıplenmekte. Mecburi emgek zavutları hakkıdaki sınlar devamlık aşka ağırlanmakta. Bugün ictimai uçur vasıları tarqılgan sında Şarkı Türkistan'ın malum bir şehirdeki çoğun bir zalda 300'den artık ayalının Katar tızılgan partilerde keştitiki vatkallıkı yeni bir sında elektr saymanları zavutu da köpüncisi erlerden bolgan bir türküm uyğurlarının işlevatkan körünüşü körüsülügen. Sindiki uyğurlarının qilin kışlık çapallarını ve kulakçılarını kiyip işlevatkanlıqı kişinin dikkatin tartıdığan bolup, onlarının naçar şaraitte mecburi emgeki selini vatkanlıqını körüsüp vermekte. Yıkınki küllerde her günü digidek aşkarını vatkan bu hıl sınlar, Şarkı Türkistan'da mecburi emgekinin devamlı kini vatkanlıqı halkının qeyri yaş er ayal dep ayrılmay umumyüzlük mecburi emgeki selini vatkallıkını aşkarlap vermekte. Xitay şirketleri Uyghurlarının baykaş iktidarlık sistemlerinin patent hukukunu tizimga aldırdı. Xitay'daki çoğun texniki şirketlerinin Uyghurlarını baykaş, izgoglaş ve nazarat kılış iktidarıgı ilgi sistemlerinin patent hukukunu tizimga aldırganlıkı aşkarlandı. Reuters agentliğinin haber kılışça bunu nazarat sistemleri üstüde tetkikat elip bardığan IPVM tetkikat şirketi tekşürüp kezip çıkan bulup, onlar bu sistemlerinin 2017 yılından başlapla tizimga aldırılışka başlığalıqını baykıgan. IPVM tetkikatçısı Charles Rollett Reuters'a kılgan sözü de Xitay sakçıları bu texniki arqılıq, çoğun sallıq məlumat ambarda süni akıl texnikisi arqılıq, Xitay emas ya ki Uyğur dep belgeselinğen adamlarını tekşürəleydi. Bunun kişilik hukuku muhim təsiri bar degen. Məlum buluşa bu texnikinin patent hukukunu tizimga aldırgan Xitay şirketleri muhbirlarının suallarına cevap kaytırmağan. Bırak onlar IPVM'ga kaytırgan inkasıda patentki iltimas kılgallık bu texnikilerinin çöküm şu maksatı kollundigallıkıdın direk bermeydigallıkını ilgiri sürgen. Bırak kişilik hukukunu kürtüş teşkilatı ve Uyghur teşkilatları bolsa kişilik hukukunu uçuk aşkarı depsende kıldıgan bundak texnikilerinin İntayın xatarlık ikerlikini, bununla dünyanın küçülük yüzünde inkas kaytırışı gerektiğini bildirgen. IPVM dokulatıga karaganda Xitay'daki nurgullugan yukur derecelik bir xatarlık kamera işlep çıkar koçuları Uyghur çırayını tonuş iktidarı bilen temelleydiğen bulup, bunun içi de Hikvision, Dahua, UniView ve Huawei'den ibaret şirketleri bar iken. Xitay'da virüs baş götürüp 22 milyon kişi öylerge bent kalındı. New York vakti gezinin haber kılışça Xitay hazır ötken yılı yazdım bu yankı en naçar Xitay virüsü yukum mezgilini baştan keçirvatkan bulup
bu dal Xitoy rejimi özünü yuqumni tizginlashda g'alaba qildiq deb maqtinayotganda yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu ayning 5-ida Beijing atrofidagi bir o'lkadagi yezda o'tkazilgan to'y marosimiga qatnashganlarning virus bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. Doirlar buning bilan Shijiazhuang va Shingtai qatorliq 17 milliondan ortiq nufusi bor ikki shaharni taqigan. Bir necha kun ichida barliq aholilarni tekshirish buyrug'i tushirgan. Qatnashni to'xtatib, to'y, dafni marosimi va yig'inlarni amaldan qoldirgan. Bu hafta 5-ida bo'lsa, Qamalni Beijing, Langfang va shundaqla Xeylongjiang o'lkasiga qarashliq bir nohiyagacha kengaytgan. Jami 22 milliondan ortiq kishi uyidan chiqmaslikka buyurilgan. New York vaqti gazetasining aytishicha, bu Xitoyda o'tgan yili 1-oyda Xitoy markaziy rejimi virus tunji qatim bayqalgan markaziy shahar Wuhanni taqiganda ta'sirga uchirgan ommaning 2-hissasiga teng bo'lib, ko'lam jihatdan qaraganda bu qatimliq taqoshni favqulodda deb qarashqa bo'ladi ekan. Hozir shimoldagi Shanxi o'lkasi va Xeylongjiang va Jilin qatorliq o'lkalarda yangi yuqum ahvollari ko'rilgan. Shanghai shahri yuqum tizginlash tadbirlarini oshirgan. Virus eng dastlab tarqalgan Wuhanda yana bir qatimliq taqosh bo'ladiganligi haqida mish-mish paranglar bo'lmoqda. New York vaqti gazetasining aytishicha, bu qatimliq yuqum Xitoy rejimining virusni tizginlashda g'alaba qozondiq deb qilayotgan tashviqotining suvga chelishishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin ekan. Amerikaning eng yangi dokumentida Xitoyning Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bo'lishi mumkinligi bildirildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti 14 yanvar eng yangi dokumentni e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining atalmish terrorlikka zarb berish nomi bilan Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatib o'tdi. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti Xitoyning 2020 yillik kishilik huquq va qonun bilan idora qilish masalasi haqida dokumentni e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitoy Kompartiyasi tahdid selish, xohlagancha qo'lga olish va tulmaga tashlash orqali jamiyatni bostirish harakatini kuchaytirdi. Xitoyning bostirish siyosati Sharqiy Turkistonda eng gavdalik bo'lib, hatto irqiy qirg'inchilik qilganligini isbotlaydigan yangi paketlar bor. Nöbette Şarkı Türkistan'da 1 milyon 800 bin Uygur, Kazak, Kırgız, Tungan katarlık milletler yığıveliş lagırlarda kanunsuz tutup durulmakta. Lagırlarda mecburi emgek, kıyın kıstak, mecburi siyasi terbiye ve başka ziyan geçtiklerine düş gelmekte değilgen. Komite reisi Demokratçılar Partisi'nin Avam Palata azası Jim McGovern bu aktiki bayanatıda ötken bir yılda Xitay kişini çöçtüdüğen ve tarihte misli görülmegen siyasetlerini yürgüzdü. Xitoydagi kishilik huquq va qonun bilan idora qilish vaziyati buzildi. Amerika davomli Xitoy xalqi bilan bir sap tutib, dunyoni Xitoy rejimining kishilik huquq tafsandichiligiga taqobil turishga yetaklashi kerak degan. Komitetning birlashma raisi Jumhuriyatlar partiyasining kengash palata a'zosi Marco Rubio so'z qilib, Xitoy Kompartiyasining insoniy izzat-hurmatga qilingan razil harakatlarga qarshi tadbir qo'llanishga chaqir qildiganligini bildirgan. Dokulat yana Amerika hükümeti resmi karar çıkarıp, Şarkı Türkistan'daki rahimsiz vahşiyeliknin irqi qırğınçılık cinayeti ya ki emestikini inıqlap çıkışı çakırılgan. Məlum buluşça, her saha zatları Amerika parlamentedeki iki partiya ve yeniden saylanan Biden hükümetinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesi de devamlı katlıq pozisiya tutulganlıqını mülkerligen. Ötken ili 8. ayda prezidentlik saylamağı tayarlı kılıbatkan Biden'nin saylam grupisi bayanatı da Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish qilmishining irqiy qirg'inchilik ekanligini o'tirg'i qo'ygan edi. Amerika qurolli qismlar mulozimat komiteti a'zolari Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishini talab qildi. Amerika Davlat Majlisi qarmoqidagi qurolli qismlar mulozimat komitetining Jumhuriyatlar partiyasidan bo'lgan a'zolarining Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy bekitishni talab qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Amerikadagi Washington erkinlik ko'rsatkichisi gazetasi yuqorgi komitet a'zolarining Tashqi ishlar ministrligiga bu haqda yo'llagan talabnomasini ko'rgan bo'lib, komitet a'zolari chorshanba kuni yo'llagan talabnomasida mundoq degan: Xitoy Kommunist Partiyasi Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlariga qarshi zo'ravonlik, qiynash, tutib turish, majburiy tug'mas qilish va qul qilish qatorliq sistemalik va keng ko'lamlik harakatlarni yurgizyotdi. Uning harakati bu xalqni tubdan yoki qisman yo'qotish muddaosini aks ettirdi. Washington erkinlik ko'rsatkichisining aytishicha,
Avon palata a'zosi Jim Bankes va Joe Wilson barg'ansiri ko'payotgan dalil isbotlar Xitoy rejimining Uyg'ur musulmonlarini jazo lagerlariga solash va ularni qul amgakchilarga aylantirish orqali irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ko'rsatib beradi degan. Avon palatasining jumhuriyatchi a'zolari Bankes va Wilson yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining rayonda yuz berayotganlarni irqiy qirg'inchilik deb belgilashi uchun yeterlik dalil ispat bar deb qaraydiganligini eskertib, Xitoy rejimi Uyg'ur xalqini qasdan o'ldirish, qiyin qistoqqa elish, qo'lga elish qatorliklar orqali Uyg'urlarni tubdan va qisman vayron qildigan sharoitni yaratdi degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi navbatda Uyg'urlarga qaratilgan bu ziyonkashlikning xarakterini rasmiy yuzunda bekitib chiqish uchun xizmat qilayotgan bo'lib, ularga bu vaqtda qilinayotgan chaqiriqlar ham kun sayin ko'paymoqda. Kişilik hukukunu közüş təşkilatının yıllık dokulatıda Xitayının uyğurlarına qaratqan ziyankeşliki qattıq ayıplendi. Kişilik hukukunu közüş təşkilatı Dünya Kişilik Hukuk Dəfsendikiliki Toğrısıdiki 2021 yıllık dokulatını 13 yanvar elan qılıp, asaslıqı Xi Jinping rejiminin ötken bir yılda uyğurlar ve Hongkongluqlarına qaratqan ziyankeşliklerini küçəyitkənlikini görsətdi. Kişilik hukukunu közüş təşkilatı yıllık dokulatıda Xitayını Tiananmen qırğınçılığından buyanqı kişilik hüquqning eng qarangı mezgilde turvatıdı dep ayıpladı. Dokulatda Xitayning 2020 yil ichida Uyğur, Tibet, Mongol ve Hongkongluqlarga qaratqan ziyankeşlikleri tepsili tizip çıkılıp, Xitayni ayıplashdiki küçlük iradesi gavdilengen. 2020 yili dünya miqyasida bastırışlarının Xitayda gavdilik ve kün sayın iğırlaşkan. Şunumu 761 betlik bu dokulatning asaslı kısmı Xitayga merkezleşken. Kişilik hukukunu közüş təşkilatının yıllık dokulatıda bu 1989 yıldaki Tiananmen demokratiya hareketini ahırlaştırgan kırgınçılıktan buyan Xitaydaki kişilik hukukunun en karangu devri deb körüstildi. Dokulat yana Şarkı Türkistan, İçki Mongol ve Tibet'teki asallıq milletlerge ziyankeşlik kılış, paşkılık uçlarını nişallaş, Hong Kong'u zarib biriş ve Xitay virusunun tarqılışını yuşuruşku urunuşlarının hemisi Prezident Xi Jinping devredeki naçar vaziyetinin bir kısmı deb şerhilendi. Şunun bilen bir vaqtda Şarkı Türkistan'daki yerlik Müslümanlar kimliki asasıda xalığancı tutup turuluvadıdı. Yeni bazıları mecburi emgekke, kan külemlik nazaretke ve siyasi terbiyeke uçuraydı. İçki Moğol'da Sintabir'de Ma'arif Tarmakları rayon mekteplerdeki birkaçı sınıfta Moğol dilini Xitaycığa almaştırışını karar kılganda namayış yüzbergen dep körüstildi. Kişilik hukukunu közüş təşkilatı devamlı türde her yeli özünün yıllık dokulatını ilan kılıp gelmekte. Mezkur teşkilat dünyadaki 100'den artık devletinin kişilik hukuk vaziyeti üstüden tekşürüş elip barıdı. Mezkur teşkilatının baş icraiye reisi Kenneth Roth yıllık dokulatının kriz sözü de Amerika'nın keyinki icraiye organının içki ve taşkı siyasi de kişilik hukuku hürmet kılışı gerektiğini tekitleyen bulup, o Amerika yeni nöbetlik prezidenti Joe Biden'ın Amerika siyasi de kişilik hukuku hürmet kılışını saklap kılışının yollarını izleşi gerektiğini. Amerika hükümeti kişilik hukukunun işençilik koğduğuçisi bulalamdı yok, bu Biden'nın muvaffakiyetine bağlı işkerlikini eskertken. Adalet ve Terakkiyat Partisi bayanatçısı Ömer Çelik Uygurlar hakkında işbahadı bildirdi. 14. yanvar Türkiye'deki hakimiyet üstündeki partiye bulunan Adalet ve Terakkiyat Partisi Merkezi Karar ve Başkuruş Komitesi yığını ötküzülgen bulup, yepyeni yığın tahminen 2 saat etrafında devamlaştı. Yığından keyin partiyanın bayanatçısı Ömer Çelik kün tertibki münasibetlik muhim meseleler hakkında toxtaldı. O muhbirlarının Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini ötküzüp beriş kelişimnamesi hakkındaki suallara cevap verip, bu kelişimname kün tertibki kelgenden keyin xuddi Türkiye Uyğur Türklerine karşı xalığanca keyfiga göre bir iş kılıyotgandek ahlaka vicdanga toğru kelmeydigan derecede tätir teşviqatlar tarqaldı. Bunu yakından kuzatıyorum ben. Birincisi bu kilişim nurgun devletler bilen tüzgen halkara kanunga uygun bolgan cinayetçilerine kaytırıp biriş kilişim namısıdır. Bizden 32 devlet bilen bu hıl kilişimimiz var. Xitay bu kilişimini imzaladı. Türkiye tarafı gelsek bu anıtki ahırkı karar çıkarıcı organ parlamentodur. Türkiye ilgili 32 devlet bilen eylip bargan öz ara cinayetçilerine almıştırış hakkıdaki normal bir kilişimini xuddi maksus uygur kerindaşlarımızga karşı kilişim müspetide oturgu koyuş tolumu hata. Bu fakat cinayetçilerini ötküzüp birleşke münasibetliktir. Şunu unutmasızlıkımız gerek ki, bu türdeki halkaralık gelişimler halkaralık ölçem bilen elip beriledi. Bu yerde hükümetimizden Uyghur Türklerine karata elip berivatkan siyasetlerini ayıplaş üçün hata malumat berilmekte. Bizden bu aktiki pozisyemiz eniktir.
biz irqdaşlarımızın tili, dini, kimliki, tarihi mirasları qatarlıqlarının insan hakları ve xalqara qanunğa uygun bir şekilde dünyanın her yerde qoğdulışı kerekligini aytıwatymyz. Bu mesele hakkında Xitay dairler bilen söhbeti bulwatymyz, yakın alaqa içidimiz. Uygur Türklerge karşı selbi bir iş bolganda bununğa qarata sükutu duruşimiz, körmeske selişimiz yaki perva qılmagandak bulwelişimiz asla mümkin emas. Bu haqta burunmu bayanat elan qıldım. Bu meselege bolgan endişelerimizni Xitay bilen ortaklaşıwatymyz. Ama bu yerde Uygur Türklerge karta yürgüzülüp atkan kişilik hukuk depsendikilikleri, u yerden kilip atkan körünüşler ve her xil uçurlar hakkında pozisyamızni Xitay'ı eniq bildirip kilip atımız ve devamlıq bildirimiz digerlerini tekitledi. Yani bu anlaşma gündeme getirilerek sanki Türkiye alelade bir şekilde, kuralsız bir şekilde Uygur Türklerine karşı bir tutum alıyormuş gibisinden ahlaka, vicdana ve gerçeklere sığmayan bir propaganda yapılıyor. Bunu izliyorum, sosyal medyada da görüyorum. Birincisi, bu anlaşma pek çok ülkeyle yaptığımız olağan, uluslararası hukuka uygun bir suçluların iadesi anlaşmasıdır. Çin tarafı bunu onaylamıştır. Bizim bu şekilde kaç ülkeyle anlaşmamız var? 32 ülkeyle anlaşmamız var. Türkiye tarafında da bu anlaşmada tabii ki Yüce Meclis karar merciidir. Bu 32 ülkeyle yaptığımız gibisinden bir suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşmadır. Böyle Uygur Türklerine karşı, Uygur Türkü kardeşlerimize karşı bir anlaşma gibi sunulması son derece yanlıştır. Bu suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşmadır. Şunu unutmamak gerekir ki bu tip uluslararası anlaşmalar zaten standart bir şekilde gerçekleştiriliyor. Burada tabii Türk hükümetimizin Uygur Türkleri ile ilgili politikasını eleştirmeye dönük olarak bu şekilde bir yanlış bilgi veriyorlar. Buradaki tutumumuz bellidir. Biz soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, dillerinin, kimliklerinin, tarihi miraslarının insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde dünyanın her yerinde korunması gerektiğini söylüyoruz. Bu konularda da Çin makamlarıyla konuşuyoruz. Yakın temas içerisindeyiz. Yani burada Uygur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız, görmezden gelmemiz ya da bununla ilgilenmiyormuşuz gibi bir tutum asla söz konusu değildir. Türkiye'de Xitay virüsüne karşı vaksine emleş resmi başlandı. Türkiye NTV torunun haberde bildirilişçe tünügün Türkiye'de Xitay virüsüne karşı vaksine resmi türde emlenişke başladı. Xabarda qeyd qilinishicha Türkiye Cumhuriyeti Sahiya Ministri Fahrettin Koca tünügün Türkiye'de sahiya xadimlarga Xitay virusi vaksinisi emlash başlanganligini e'lon qilgan bo'lib, vaksina emlash ahvolini to'rda nazorat qilish uchun vaksina emlash uchur spisi qurilgan. Tünügün bir kun ichida vaksina emlangan davolash xodimlarining soni 200 mingdan oshib ketgan. Sahiya Ministri Fahrettin Koca oldingi kuni kechda Anqara shaharlik doktorxonada o'zi tunji bo'lib Xitay virusiga qarshi vaksina emlatkizgandan keyin barlıq doktorxonalarda keng ko'lamda vaksina emlash boshlanganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha vaksina emlash uchur spisi orqali butun mamlakatdagi vaksina emlanganlarning umumiy soni va iltimos qilganlarning sonini bevosita ko'rgili bo'ladi ekan. Vaksina emlash uchur spisiga iltimos qilingandan keyin doktor bilan uchrashish uchuri qisqa uchur orqali yanfonga avatildi ekan va bekitilgan kun va doktorxonaga berib, sahiya xodimlariga vaksina emlatkizsa bo'ladi ekan. Növbette Türkiye'de emlenişke başlayan vaksinler Xitay'dan keltirilgen bulup, bu vaksininin bihaterliki hakkıdaki endişe ve münazirleri yanında devamlaşmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızı görüşeceğiz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.